Yeniden Refah Partisi, Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak ayı divan toplantısı, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Kayseri Bölge Sorumlusu Ali Karaduman başkanlığında toplandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Başkanı Cengiz Zor, siyasi partilerin refah getirmek için kurulduğunu söyledi. Çok değerli arkadaşlar, yakın zamanda ülkemizdeki gündeme şöyle bir göz atacak olursak, Türkiye'de siyasi partiler genelde ülkemizin sorunlarını çözmek, ülkemizdeki insanları refah seviyesini yükseltmek, huzur ve barışı sağlamak, hürriyeti, adaleti getirmek, insan onurunu korumak, izzeti korumak, tarihi ve doğal çevreyi korumak, adil paylaşım ve bölüşümü sağlamak, insan onuruna yaraşır bir yaşam kalitesini ortaya koymak için kurulurlar. Ve fakat yaptıkları çalışmalar, aldıkları eğitimler, dünyaya bakışı, dünya görüşü, ahirette olan irtibatları ve benzeri etkenlerle beraber donatıldığında ortaya koymuş oldukları çözümlerin bir kısmının ülke insanımızın lehine, bir kısmının ülke insanımızın aleyhine olduğunu görmekteyiz. Haliyle kuruluş nedeni partilerin ülke insanına maddi ve manevi olarak katkı sağlamak. Yeniden Refah Partisi ise tarihini geçmişinden alan, bu ülkenin medeniyet değerleri üzerine kurulmuş olan, bu ülkenin kendisi, fıtratının yasaları, bu ülkenin kendi içerisindeki dinamiklerini, tarihini, inancını, kültürünü yansıtan, kökü mazide olan büyük bir değerin, büyük bir manevi değerin, manevi bir mirasın temsilcisi olarak bu ülkede son 50 yıldır, son 60 yıldır tarihimize, ecdadımıza, gelmiş medeniyet değerlerimize bağlılığın esasiyetini ön plana alarak, merkeze Allah rızası amaçlı insanı koyarak büyük bir çalışma içerisine girmiştir elhamdülillah. O yüzden Refah Partisi'ni bir tarafa bırakıp diğerlerini zihniyet noktasında diğer bir tarafa bırakmak da aslında yapılacak yanlış bir tarif olmasa gerek. Çok değerli kardeşlerim, şöyle gündemimize bir baktığımız zaman Türkiye'mizde en başta ve en büyük sıkıntı içerisinde bulunmuş olduğumuz ekonomiyle başlamak herhalde isabetli olur. Çok değerli kardeşlerim, Türkiye'mizde son günlerde, özellikle son aylarda yaşanmış olan ekonomiyle ilgili sıkıntıları hep beraber şahitlik etmekteyiz. Hep beraber bu sıkıntıları yaşamaktayız. Oysa Türkiye'mizin zenginlikleri aslında bu ülkemiz içerisinde adil bir paylaşım ve bölüşüm yapıldığında herkesin refahını sağlayacak şekilde paylaştırılabilir. Lakin gelinen nokta itibariyle ülkede yoksulluk sınırı %85'in kapsarken açlık sınırı ülkede %45'lere gelmiştir. Bu ne demek? Ülke insanımızın yarısından fazlası açlık sınırının altında. Yarısından fazlası %85'i yoksulluk sınırının altında. %15'lik bir rahat kesim var. Böyle bir ortamın Türkiye'nin genelinde bir rahatlamaya, bir mutluluğa, ülke insanımızın huzuruna katkı sağlaması düşünülemez. Haliyle bizler çok yakine yaşamaktayız. İşte son zamanda elektriğe, işte son zamanda sulara, işte doğalgaza yapılan ve motorine yapılan değerli arkadaşlar zamlar ülkede artık bir şekilde dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Haliyle değerli kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Son zamanlarda 2 milyon 300 bin insanımızın elektriği kesiliyor. Bu ne demek? Aşağı yukarı ülke insanının 25-30 milyonu karanlıklar içerisinde. 2022 Türkiye'sine yakışır bir tablo değil. Bundan acilen kurtulması ve buna dönük önlemlerin alınması lazım. Yine ekonomik olarak işçimize, köylümüze, memurumuza verilen, yapılan zammaların çok kısa zaman içerisinde eridiğine şahitlik etmekteyiz. Asgari ücrete yapılan 150'lik zam mı çok memnuniyetle karşıladı. Fakat gelin görün ki işte en kısa zamanda Ocak ayı enflasyonu %23 diye açıklandı. Yani Türkiye'de fiyatları bir yerde tutabilme noktasında bir sıkıntı var. Bu sıkıntının çözülmesi hükümetin en baştaki görevlerinden bir tanesi. Haliyle hem işçimize
hem köylümüze, hem memurumuza, hem emeklimize yapılan zamlar çok kısa zaman içerisinde eriyip kül oluyor.